Düğün sezonu başlamasıyla evlenecek çiftler düğün hazırlıkları yapmaya başladı. Kayseri'de gelinlik esnafı Ali Mor, her yıl farklı moteller çıktığını ve ekonomik sıkıntıdan dolayı gelinliğini satmak için kendisine başvuranların olduğunu söyledi. Geçen yıl yaşanan yoğunluğun pandemi sebebiyle düğününü erteleyenlerin hazırlığı olmasını dile getiren esnaf Mor, ayrıca gelinlik alım sürecinde izlenen yolu anlattı. Ekonomik sebeplerden dolayı giydiği gelinliği satmak için kendisine başvuranlar olduğu da ifade edildi. Gelinlik maliyetleri ise ortalama şu şekilde. Gelinlik kiralama maliyeti 3.000 ila 30.000 lira arasında. Gelinlik satın alma maliyeti 30.000 ile 50.000 lira arasında değişiyor. Bu sezon geçen sezona göre daha az ilgi var. Çünkü geçen sezon pandemiden kaynaklı bir yığılma vardı. İnsanlar düğün yapamadı, işte evden çıkamadı, yasaklardan ötürü bayağı bir ilgi geçen sezon daha vardı. Bu sezon öyle bir ilgi yoktu. Yani genel olarak gelinlik sektöründe zaten şu an günü tutmayan bir durum var. Ya genel bize geliş maliyetleri olsun, bizim veriş maliyetlerimiz olsun. Ya insanlar tabii bütçesine uyanlar alıyor, çok rahatlıkla alıyor. Bütçesine uymayan insanlar için de ya zor bir durum. Düğün yapmak da zor. Sadece burası gelinlik ama bir düğün için gelinlikten öte daha önemli şeyler var. İnsanlar yani bir konut ihtiyacı duyuyor. Örnek veriyorum bir altın olsun, düğün salonu olsun. Ya bir düğün salonu tutma maliyeti şu an 20 bin 30 bin lira civarında. Aynı şekilde gelinlik maliyetleri de neredeyse yakın düzeyde ilerliyor. Ya çünkü insanlar düğün yapınca sadece gelinlik giymiyor düğününde. Ya giriş elbisesi olsun, bindallısı olsun, kıyafeti olsun üzerine gelinlik. Yani Türk geleneklerimiz de bu zamana kadar bu şekilde geldiğimiz için insanlar şu an bundan ziyade nikah salonunda işi bitirmeyi düşünen bir kesim var şu an. Ya sadece nikah elbisesi giyeyim. İşte düğünümü ben bu şekilde çalgılı çengili olmasın. Düğün salonuna da gerek yok. Az maliyetle düğünümü yapayım min derdinde. Ya insanlar bu şeye zihniyete pandemi zamanı alıştı. Randevulu müşterilerimiz de var. Gün içinde gelen yani gezici müşterilerimiz de var. Gün içinde geliyorlar. Buradan beğenirlerse ödemesini yapıyorlar. Sonra düğün tarihleri falan yakın tarihleri de biz provaya alıyoruz gelinlerimizi. Sonra provayı aldıktan bir iki hafta sonra da gelinliklerini teslim ediyoruz. Ya gerçekten yorucu iş bir insana bir şeyi beğendirmek olsun. Gelinlik dediğiniz şey hafif bir eşya değil sonuç olarak. Burada personellerimiz de zorlanıyor. Bir gelin adayı geliyor. Örnek veriyorum 5 tane de beğenen oluyor. Tek seferde giydiğinde beğenen de oluyor. 10 sefer 20 defa giydirsen yine beğenmeyen oluyor. Gelinlik sektörü dediğiniz sektör her sene, her sezon kendini yenileyen bir sektör. Ya örnek veriyorum bu sene 2022 ise 2022 modelleri. 2021'de oranın modelleri. Şu an biz 2023 modellerine odaklı yani yeni ürünler çıkarmanın derdindeyiz. Ya zamanında gelinlik almış insanlar da işte satın alıyorlar. Evlerinde tutunca işte bir anlamının olmadığını anlamış oluyorlar. Gelip bize satmaya çalışıyorlar. Yani eski sezon ürünü kimse rahat rahat almaz. Ondan dolayı ya bu işi yapan insanlar da var ama çoğu gelinlikçi kabul etmiyor rahat rahat. Ya en ucuz kiralar ya şöyle söyleyeyim 3.000 liradan aşağı gelinlik bulması gerçekten imkansız. Ya temiz olsun, kaliteli olsun bir gelinlik bulamazsınız. 3.000'den başlıyor onun için. Ya ondan sonra 20.000, 30.000 yani o şekilde üst limitleri var. Satılık konusu ucu açık bir yer. Ya şimdi üründen ürüne çok fiyat değiştiği için dediğim gibi bu 20-30 bine kalkıp 3.000-4.000 liraya kiraladığı gelini 20-30 bin liraya da mal edebilir. Aynı şekilde 10.000-15 bine kiraladığı gelini 40-50 bin liraya da mal edebilir. Sözleşmeler yapıyoruz bunun için. Zaten sipariş aldığımız zaman müşteriye imzalattığımız üzerinde işte kiraya verdiğimiz takdirde gelinliğe bir zarar verilmeyecek. Verilirse onun yani kiradan değil satlığa döneceği şeklinde bir sözleşmemiz var. Bunun da bilgisini vererekten zaten insanlar kiralıyor. Ya şu zamana kadar öyle bir sıkıntı yaşamadık açıkçası. Ya tabii ki düğün salonunda böyle maytaplar olsun, havai fişekler olsun, ufak tefek yanıklar oluyor. Onları zaten yani görmezden gelinebilecek, rahat değiştirilebilecek şeyse biz yardımcı oluyoruz. Geçen sene müşteri anlamında daha fazla bir yoğunluk vardı. Bu sene ya daha az bir müşteri var ama maliyetler ve satış fiyatları arttığı için geçen seneden daha fazla para kazandığımız göz önünde bulundurabiliriz. Fakat ya işte maliyetler arttı. Maliyetler artınca giderler arttı. Ve Allah herkesin
kolaylık versin. Gerçekten şu dönemde düğün yapmak kolay iş değil. Kayseri için kışın az bir satış oluyor. Soğuk memleket. Ya benim Adana'da da gelinlik mağazam olduğu için Adana'da kışın daha fazla düğün oluyor. Yazın sıcaklığından dolayı. Kayseri'de yaz, ya kış sezonu ölü bir sezon.